Merhaba, ben Magus. Her şeyin ilki olabilir. Fakat ilkin her şey olmayabilir. Her videomda bahsediyorum, bunda da bahsedeceğim. Arkadaşlar, tamamen sizin için. Gelin, Instagram sayfamızda var. Orayı da takip edin. Bir bakın. Hatta takip etmek zorunda da değilsiniz. Böyle bir girin, bakın, okuyun. Size iyi gelen bir bilgi olabilir. Bir faydamız dokunabilir. Buna uğraşıyorum, buna çabalıyorum. Takip edin. Etmeyin, takip edin hep bir plesenk bir şey. Yani etmeyin, takip etmeyin, tamam mı? Gelin bakın, okuyun. Hani bir görün, kendiniz için bir şey olabilir. Orada sizin için değerli bir şey olabilir. Bunun farkına varmanızı istiyorum. Instagram adresimizde Magus Murat, bir girip bakabilirsiniz. Çok kısa bir şey zaten. Sonrasında videoya geçeriz. O zaman şimdi tamam, videoya geçelim. Değerli arkadaşlar, bu astral seyahat tekniği Males Yugan tekniğidir. Males Yugan tekniği nedir? Males Yugan tekniği tam olarak şudur. Tabii ki de bu seyahati denemeden önce yaklaşık 4-5 seyahat kadar önce hani bir şeyler yememeniz gerekir. Su içebilirsiniz, hani bir şeyler yememeniz gerekir. Çünkü astral seyahat çıkarken astral beden fiziksel bedenin manyetik çekim alanından ayrılırken sakral çakra bölgemiz hani göbek deliği hizamıza denk gelir. O hizaya da yakın hemen üstünde böyle midemiz bulunur ya. Orada enerjisel bir aktivite olacağı için bu sizin karnınızın guruldamasına sebebiyet verebilir. Hatta bazen midenizi dahi bulandırabilir. Bundan dolayı 4 saat kadar öncesinde bir şey yemiyor olmanız, yani bir şey yememiş olmanız bundan dolayı oldukça değerlidir. Şimdi gelelim tekniğimize. Öncelikle bu tekniği kesinlikle ve kesinlikle akşam deniyoruz. Akşam olduğu zaman karanlık ışık diye tabir etmiş olduğumuz bir frekans aktif olur ve bu karanlık ışığın frekansı taç çakra bölgesini, alın çakrayı, boğaz çakrayı ve kalp çakrayı çalıştırır. Ve çalışan bu 4 tane temel çakranın kuvvetinden enerjisel bir koridor oluşur ve taç çakramız aktif olmaya başlar. Yukarıya doğru bir enerji izdüşümü oluşur. Haliyle durum böyle olduğu zaman taç çakrayla birlikte ilahi enerji kanalları açılır ve kişi ruhsal olarak gücünün farkındalığına varır ve bu farkındalıkla birlikte astral beden daha kolay bir şekilde hareketlenebilir. Ondan dolayı çalışmalarımızı güneş battıktan sonra akşam diye tabir ettiğimiz, gece diye tabir ettiğimiz bir zaman diliminde deniyoruz ve unutmuyoruz. Unutmuyoruz, çok önemli. Arkadaşlar, başarmak astral seyahate çıkmak demek değildir. Bu bir sonuçtur ve inanın bana, başarı sonuç demek değildir. Olumlu olan sonuçlara başarı, olumsuz olan sonuçlara başarısızlık diye atfetmek başarıya veya da başarısızlığa, kişinin kendisine olan bir hakarettir. Başarı yola çıkmaktır, denemektir. Eğer bu videoyu izlerken yatağında uzanıyorsan ya da öğrendiklerini deniyorsan başarı budur. Başarı harekete geçmektir. Saniyede bir saniye, her saniyede bir düşünce geçen o zihni, dur arkadaş sıra bende deyip de o yatağa uzandırıp astral deneyebilen bilincin farkındalığıdır. Başarı budur. Tamam mı? Lütfen bir sonucu başarıya bağlamayın. Eğer o yatağa uzanıp da bu tekniği deniyorsanız bu başarıdır değerli arkadaşlar. Çıktınız, çıkmadı, bu sonuçtur. Tamam mı? Başarı, lütfen bunu bu şekilde başardığınızı bilin. Tamam mı? Geldik, yatağa uzandık. Gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapattığımız andan itibaren beynimizde böyle acayip şeyler olmaya başlar. Böyle görme duyulusundan gelen o veri kesildiği zaman 15-25 Hz aralığında değişen beta frekansından 8-15 Hz aralığında değişen alfa frekansına doğru iner. Ve bu inişle birlikte kişide bir farkındalık enerjisi uyanır. Ve bu farkındalıkla da beraber teta frekansına doğru daha kolay bir şekilde geçilir. Sonrasında yapacağımız şey, gözlerimizi kapattık. Gözlerimizi kapattığımız andan itibaren böyle zihnimizden gelen o düşünceler var ya, böyle düşünceler, yarın şunu mu yapsam, şunu mu giysem, şunu, ha, bunları izliyoruz. Bir dakika kadar bunları izliyoruz. Sonrasında yalnızca ve yalnızca burnumuzdan almış olduğumuz nefese ve ağzımızdan vermiş olduğumuz nefese odaklanıyoruz. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. O anda, o sırada dünyada bizim için o nefes alışveriş sesimizden daha önemli hiçbir şey yok gibi, ya da yalnızca ve yalnızca o nefes sesi var ve bu dünyada başka bir şey yok gibi algılıyoruz. Tamam mı? Sadece ve sadece bundayız. Eğer şayet
Diyelim ki nefes alışveriş sesinize odaklandınız ve o anda başka bir düşünceye kapıldınız, bir baktınız, başka bir hayalin içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Çok normal. Kendinize asla kızmayın, asla yüklenmeyin. Zihniniz bir maymun gibi oradan oraya, oradan oraya zıpladığından zihnimiz böyle durumla karşılaşabiliriz. Bu da oldukça normal, tamam mı? Çok normal böyle şeyler. Hepimiz insanız, hepimizde olan bir şey. Asla kendine yüklenme. Böyle bir durumu fark ettiğin zaman o bilgece farkındalığınla nazikçe nefesine odaklan tekrardan. Tamam, bunu yapıyoruz. Yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar bu dünya zamanıyla aynı şekilde bu nefesimize odaklı bir şekilde kalıyoruz, yatıyoruz ve bedenimizde, fiziksel olan bedenimizde oluşan bazı etkileri gözlemliyoruz. Soğuma var mı, ısınma var mı, karıncalanma var mı, batma var mı, titreşim var mı, nerede ne var, fiziksel bedenimizde ne oluyorsa, biri bizi gıdıklıyor gibi mi, böcek geziyor gibi mi, ne oluyorsa değerli arkadaşlar, o hissiyata odaklanıyoruz ve o hissiyatı izliyoruz. Sonrasında yatak altımızda dönüyor gibi olacak ya da yukarıya doğru çekiliyormuşuz gibi olacak ya da yere doğru batıyormuşuz gibi olacak ya da iyicene hızlı bir şekilde titreşimler artmaya başlayacak, fiziksel bedenimize gezecek. Tam da o anda, o aşamada, o sırada yapacağımız şey fiziksel olan bedenimiz ağır mı ya da hafif mi ona bakıyoruz. Çok normal. Yatakta yatan o fiziksel olan bedeninizi bir hissedin bakalım. Ağır mı hissediyorsunuz yoksa hafif mi hissediyorsunuz? Eğer hafif hissediyorsanız yavaş 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 yükseldiğinize inanıyorsunuz. Yükseldiğinize inanıyorsunuz. Tam olarak yükseldiğinize inanırken ağır hissediyorsanız da yavaş yavaş yine yükseldiğinize inanıyorsunuz. Tamam mı? Aynı şey. Hafifken daha kolay oluyor. Ağırken biraz daha odaklanmak gerekiyor. O kadar, başka bir şey değil. Yavaş yavaş yükselirken enerjiler artacak, titreşimler artacak, uyuşmalar artacak. Dolayısıyla kendinizi ister istemez kasıyor halde bulacaksınız. Dudaklarınızı kasabilirsiniz, dillerinizi kasabilirsiniz, çenenizi kasabilirsiniz, sırt bölgenizi kasabilirsiniz, ellerinizi, ayaklarınızı, sırtınızı, belinizi kasabilirsiniz. Bunlar oldukça normal. Bunlar herkeste olan bir şey. Asla yine kendimize yüklenmiyoruz. Yapacağımız şey şu değerli arkadaşlar. Kendimizi kasmadan, serbest bırakarak, hani böyle denizin üstüne uzandığımız zaman hani böyle serbest kalırız, hiçbir şey umurumuzda değildir ya, böyle oh dalgalar nereye götürürse götürsün, aynı o serbestlikte, o rahatlıkta ve o mutlulukta, o irade gücüyle, o azimle bedenimizi serbest bırakıp hafiflediğine inanıp yavaşça yükseliyoruz. Sonrasında çok kolay bir şekilde astralde olduğunuzu hissedeceksiniz. Çıkarken bir ürperti gelecek. Tamamen ayrıldığınızı hissedeceksiniz zaten. Bir ayrılış var arkadaşlar. Bir kabuğun içinden bir ayrılış. Fiziksel kabuktan çıktıktan sonra bir hafifleme meydana gelecek. Bir ürperti meydana gelecek. Sonrasında gözlerinizi açıp yatakta yatan bedeninize bakabilirsiniz. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bir sonraki teknikler için takipte kal. Hoşça kal. Sağlıklı kal.